Dünyanın en soğuk, en ıssız yeri Antarktika. Ama kimse oraya sadece soğuk için gitmiyor. Çünkü bilim insanları o kalın buz tabakasının altında bambaşka bir dünya olduğuna inanıyor. Bir kıta milyonlarca yıldır gizlenmiş sırlarla dolu. Peki ya buzların altında ne var? Eski dağlar mı, kayıp nehirler mi yoksa yaşam mı? Birçok insan Antarktika'yı dev bir buz kütlesi zannediyor. Oysa orası gerçek bir kıta. Dağları, vadileri Hatta nehirleriyle tam bir kara parçası. Yüzeyindeki buzun kalınlığı ortalama 2 kilometre ve bu buz tabakası 38 milyon yıldır orada. Yani biz daha ağaçtan inmeden bu kıta çoktan oluşmuştu. Bilim insanları buzun altını görmek için radyo dalgaları kullanıyor. Bu yöntemle yerin altındaki dağlar, vadiler ve göller haritalandırılabiliyor. 2023'te yapılan bir çalışma o eski kıtanın bir zamanlar Colorado kanyonu gibi nehirlerle dolu olduğunu ortaya çıkardı. Ama en şaşırtıcı keşif buzun altındaki sıvı su oldu. Evet, donmuş bir kıtanın altından akarsular var. Buzun ağırlığı o kadar fazla ki altındaki basınç suyun donmasını engelliyor. Bazı yerlerde basınç deniz seviyesinin tam 350 katı. Bu yüzden sıcaklık eksi 20 derece olsa bile su sıvı kalıyor. Bilim insanları bugüne kadar yaklaşık 700 gizli göl tespit etti. Bazıları tatlı su, bazıları ise okyanusla bağlantılı tuzlu su gölleri. Antarktika'nın en büyüğü Vostok Gölü 240 km uzunluğunda, 50 km genişliğinde ve 4 km buzun altında. Bilim insanları buraya sondajla ulaşmayı başardı. Ama göl o kadar basınç altındaydı ki matkap suya değdiği anda su fışkırıp anında dolarak deliği kapattı. O donmuş su parçası incelendiğinde binlerce yıldır kapalı kalmış bir ekosistemin izleri bulundu. Antarktika sadece buz değil, buzsuz kalan yüzde birlik bölümde demir, bakır, gümüş gibi değerli madenlerin izlerini keşfedildi. Bazı yerlerde ise elmas oluşumları için gereken kimberlit taşları bulundu. Ve orada aktif bir volkan bile var, Erebus Dağı dünyanın en güneyindeki yanardağı ve lavlarıyla birlikte altın tozu püskürtüyor. Ama uluslararası anlaşmalar gereği bu kaynaklara dokunmak yasak. Antarktika insan eliyle kirletilmemiş son kıta olarak korunuyor. Ama asıl gizem yaşamda. Robotlar ve kameralar buz gönderilen araştırmalarda mikroskopik canlıların yanı sıra küçük kabuklular, deniz anemonları ve hatta balıklar bulundu. Bazı göllerde hiç ışık yok Oksijen yok ama hayat bir şekilde devam ediyor. Bilim insanları bu canlıların nasıl hayatta kaldığını anlamaya çalışıyor. Kimisi buzun altındaki akıntıların denizden besin taşıdığı düşünülüyor. Diğer bir teoriye göre ise buzun altındaki çürümüş organik maddeler yeni canlılara enerji sağlıyor. Antarktika sadece geçmişin sırlarını değil, geleceğimizin de cevabını saklıyor. Çünkü buzlar eridikçe altındaki toprak ve nehirler mikroplar serbest kalıyor. Bu da hem deniz seviyesini yükseltiyor hem de dünyadaki dengeyi değiştiriyor. Yani bu gizli dünya sadece merak konusu değil, bir uyarı. Antarktika'nın altını ne kadar anlarsak geleceğimizi o kadar koruyabiliriz. Belki de buzun altındaki en büyük sır insanlığın kendiyle yüzleşmesidir.